İnsanlar buna baktıklarında çok çılgınca görünüyor. Bu çok doğal bir şey. Baktığımızda bazen bize de çılgınca geliyor. Bu iyi düşünülmüş ve tasarlanmış bir mühendislik ürünü. Ama yine de çılgınca görünüyor. Atmosferin tepesinden yüzeye gelmek 7 dakika sürüyor. Uzay aracından sinyallerin dünyaya gelmesi ise 14 dakika sürüyor. İşte Mars bizden bu kadar uzakta. Atmosferin tepesine geldiğimizi duyduğumuz ilk anda dedik ki araç ya iyi durumda ya da parçalanmış halde yüzeye varacak. 7 dakika boyunca bunu bekledik. Kısaca EDL de denen giriş alçalma ve iniş 7 dakikalık dehşet olarak anılır. Çünkü atmosferin tepesinden Mars'ın yüzeyine inmek için tam olarak 7 dakikamız var. Saatte 13 bin mil hızdan sıfıra kusursuz bir sıralamayla, mükemmel bir koreografiyle ve muhteşem bir zamanlamayla inmek gerekiyor. Ve bilgisayarın bunların hepsini bizden yardım almadan kendi başına yapması lazım. Eğer tek bir şey bile olması gerektiği gibi çalışmazsa oyun bitti demektir. Atmosfere çarparız ve bu çok fazla aerodinamik sürüklenmeye sebep olur. Isı kalkanımız öylesine ısınır ki güneş gibi parlar. Isı 1600 dereceye ulaşabilir. Giriş sırasında araç atmosfer boyunca hızlı şekilde yavaşlamakla kalmaz. Bu arada biz de onu tıpkı bir uçak gibi dar ve sıkıntılı bir alana inebilmesi için yönlendiririz. Bu karşılaştığımız en zorlu işlerden biri. Ve ayrıca daha önce Mars'ta hiç denemediğimiz bir iş bu. Esasında Mars, yavaşlamanın çok zor olduğu bir yer. Çünkü ancak bu işe yetecek kadar bir atmosferi var. Daha da az olsa uzay aracınız yok olur. Öte yandan işi bitirmenize yetecek kadar atmosferi de yok. Halen saatte 1000 mille gidiyoruz ve bu noktada paraşüt kullanıyoruz. Bu paraşüt şimdiye kadar ürettiğimiz en büyük ve en güçlü süpersonik paraşüt. Paraşütün kendisi 45 kilo civarında olmasına rağmen yaklaşık 30 ton kuvvete dayanması gerekiyor. Paraşüt o hızla açıldığında 9G kuvvetine maruz kalır. O anda ısı kalkanından kurtulmamız gerekiyor. Bu şey sanki ineceğiniz yeri radarla görmemizi engelleyen bir mercek kapağı gibidir. Radarın doğru yüksekliği ve doğru hızı tam da doğru zamanda ölçmesi gerek. Aksi takdirde inişte yapılacak iş dizisi çalışmaz. Bu koca paraşüt bizi sadece saatte 200 mile kadar yavaşlatabilir. Bu hız iniş için yeterince yavaş değil. Bu durumda uzay aracını paraşütten ayırmaktan başka şansımız yok. Yüzeye roketlerle inmek zorunda. Roket motorlarının çalıştığı anda hemen bir şeyler yapmazsak araç paraşüte çarpar. Bu sebeple ilk iş aracı paraşüt rotasından çıkaracak o ani manevrayı yaparız ve yana doğru uçarız. Paraşütten uzaklaşırken yatay hızımızı ve dikey hızımızı da keseriz. Uzay aracını dümdüz şekilde yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek aracın radarla yüzeyi incelemesini ve iniş yapacağımız alanı belirlemesini sağlarız ve dümdüz aşağı giderek bir kraterin dibine 6 kilometre yüksekliğindeki bir dağın tam yanına ineriz. Yere çok yaklaştığımızda roket motorları çalışmıyor olabilir. Çünkü itiş gücüyle yere inersek kocaman bir toz bulutu yaratırız. Bu toz bulutu daha sonra uzay aracının üzerini kaplayabilir ve bu da araçtaki mekanizmalara ve cihazlara zarar verebilir. Bu sorunu Sky Crane manevrasını kullanarak çözeriz. Yüzeyden 20 metre yükseklikteyken uzay aracını yaklaşık 6,5 metre uzunluğundaki bir iple alçaltmaya başlamamız gerekiyor. Ardından yavaşça tekerleklerinin üzerinde yüzeye varmasını sağlıyoruz. İniş evresinde uzay aracının yerle temas ettiği ve yüzeye indiği anda iniş roketleriyle aracın çarpışma riski var. Bu yüzden ipi bir an önce kesmemiz ve iniş roketlerini uçurarak araçtan uzaklaştırmamız gerekiyor.